Şöyle zaten biz dirençli kentler topluluğunu kurmamızın sebebi şöyle bir tarafı var elbette. Hani tıpkı insan gibi şimdi bizler gibi nasıl hani kış geldi ve biz hani üşütmemek için kendi hayatımızı, kendi yaşam alanımızı, kendi bedenimizi ve ruhsal sağlığımız için nasıl kendimizi hazırlıyorsak kentlerin de bunlara hazır olması lazım. Biliyorsunuz Van'da özellikle hani yıllardır kentle ilgili işte çok şey yapılmıyor. Özellikle bu kayyumlardan sonra ve de ilçelerde mesela hiçbir önlem alınmıyor. Sele karşı veya her yağmur yağdığında şehir kent merkezinin halini görüyoruz. Ayrıyeten de sulama alanları, ekim alanları, buraların da sular altında kaldığını görüyoruz. İşte Başkale'de, Özalp'ta her ufacık yağmur yağdığında görüyoruz ki evler sular altında kalıyor, tarım alanları sular altında kalıyor. Dirençli kentler topluluğunun amaçlarından biri de kentleri bu tür felaketlere karşı nasıl dirençli hale getirebiliriz? Bunun için tabii ekolojik denge çok önemli. Ekolojik zaten doğayı görüyoruz ki doğa biz insanları aslında her felakette, her depremde, her heyelanda bize bir mesaj veriyor. Siz eğer hani biz sizden daha güçlüyüz mesajını veriyor. İşte orman yangınları mesela. Van'da işte mesela ormanın olmaması bütün bu heyelanları sebep oluyor. Dolayısıyla bu ekolojik denge de bozulunca ve üzerinde de kötü imarlaşma, kötü yerleşim, insanları bu konuda kenti ve şehirleri, yerleşim alanları dirençli hale getirilmemesi daha büyük felaketlere yol açıyor. Böyle bir sorun var. Şimdi ormansız tek kent Van Türkiye'de. Ormanı yok. Orman tabelalarının en çok olduğu ama tabeladan ibaret kalan bir dolu araziniz var. Hatta hep böyle sosyal medyada da bu şey oluyor yani insanların gündemine giriyor bu mesele. Mesela işte en son biliyorsunuz Van Gölü de çok ciddi bir sorun kentte. Van Gölü'nün susuz kalması, kuraklaşması, Van Gölü'ne akan o damarların tıkanmış olması, işte biz geçen gün Bendi Mahi'nin kurumasıyla ilgili ve bununla ilgili bir önlem alınmamasıyla ilgili bir rapor da hazırladık, sunduk işte kamuoyuna sunduk. Aynı şekilde milletvekillerine ve bu konuyla ilgili olan kişilere sunduk. Şimdi o kadar çok mesele var ki bu ekolojik yıkımla ilgili. Yani neresinden tutsak elimizde kalıyor. Selle ilgili çalışalım diyoruz mesela. Çok ciddi, büyük bir mesele. Sadece buna dair çalışacak bir kurumun olması lazım. Sivil insanların olması lazım. Şöyle mesela valiliklerin, kaymakamların, belediyelerin, şehirler oluşurken sel olmaması için ve oluşabilecek, yağabilecek onu hesaplamaları lazım ki nasıl insanlar mağdur olmasın. Yerleşim alanları mesela dere yataklarında kuruluyor. Özalp'ta da böyle bir sorun var. Başka'da da böyle bir sorun var. Dolayısıyla selden tutun da deprem yani. Van deprem bölgesi. Biliyorsunuz 2011 depremini ne kadar kötü bir şekilde atlattık. Hala da mesela kötü durumda olan binalar var. Onların yıkılması gerekiyor. Hala ağır hasarlıya çevrilmiş mesela yıkılmayı beklenen, güçlendirilmeyi beklenen binalar var. Ve biz bu kentte hangi bina o halde bilmiyoruz. Yani bir güvenli bir şekilde yaşamıyoruz bu kentte. Sokakta yürüdüğümüz bir anda bile bir yağmur yağdığında ciddi mağdur olabiliriz. Bir yerde oturduğumuzda, evimizde oturduğumuzda her an bir depremle mağdur haline gelebiliriz, ölebiliriz. Dolayısıyla öyle bir hale geldi ki memlekette bu doğal afetler ve kentin dirençsiz olması bizi de yaşama karşı dirençsiz kılıyor. O sebeple biz zaten dirençli kentler topluluğunu kurduk. Bu konuda insanları duyarlı hale getirmek için. Ve mesela acil durumlarda neler yapacağını çoğu insan bilmiyor. Yani sadece sel felaketi değil, yani salgınlarda, ani hastalıklardır. Biliyorsunuz Van'da mesela birden sular kesiliyor ve çocuklar hastalanıyor, patır patır hastanelere dökülüyorlar. Yani böyle bir sorunlar yumağı içerisinde yaşıyoruz. Bu da hayatımızı çok olumsuz şekilde etkiliyor.
İşte güvenlik sebebiyle yapıldığı söylenen diyeyim tırnak içerisinde işte orman alanlarının ormansızlaştırılması, olan ormanların kesilmesi ne oldu? İşte zaten bir küresel kriz yaşadık, iklim krizi yaşadık ve bu ormansız halimiz biz insanları çok yakından hepimizi etkiledi ve etkiliyor. İşte nem dengesi değişti mesela Van'da, kuraklık baş gösterdi. Kuşlar, hayvanlar, doğanın o düzeni sarsıldı ve yani mesela eskiden burada göç yoluydu burası kuşlar için. Artık kuşların yaşam alanı olmaktan da çıkmaya başladı. İşte Van kentinin yine gölün çekilmesiyle aynı şekilde içme suyunun azalmasıyla su da büyük bir problem. Yani su kaynaklarının tükenmesi de ciddi bir problem. İşte bu kanallar, eskiden Ermeni döneminde yapılmış kanallar vardı. O su derhizlerinin tıkanması, onların üzerine evlerin yapılması bütün aslında bizim yaşam damarlarımızı hep bu yanlış politikalar, söylenen güvenlik politikaları hepsi üst üste geldiğinde yaşamımızı çekilmez kıldılar maalesef. Herhangi bir önlemi yok. Herhangi bir çözümü yok. Bu konuya dair fikri de yok. Böyle bir sorun var. Aynı şekilde belediyelerin de, ilgili kişilerin de, kaymakamlıkların da, valiliğin de bu konuya dair kente bir açıklaması dahi yok. Yani işte bu şehir bir yağmur yağdığında neden sel altında kalıyor? Altyapı neden bu kadar kötü? Neden her yönden, trafikten tutun da, yaya trafiğinden tutun da, araç trafiğine kadar ve aynı zamanda şehrin kendi iç doğal akışına da baktığımızda buna dair hiçbir önlem yok. Ha, biz mesela dirençli kentler topluluğu olarak bu konularda çalışıyoruz. Ve bu konularla ilgili bizler raporlar ve işte toplumu duyarlı hale getirme, ilgilileri duyarlı hale getirmek için çalışmalar yapacağız. Şimdi ufuklarının gelişmesi lazım. Liyakatta kişiler çalışmıyorlar artık. Yani kentle ilgili önemli bir noktada ki kişiye bakıyorsunuz liyakatsiz. Bu konuyla ilgisi yok. Yani torpille gelmiş, bir şekilde mülakatla gelmiş. Böyle ciddi sorunlar da barındırıyor yani yanında. Bizim bunlara dair işte özel olarak önerilerimiz oluyor dönemsel olarak. Ve de bunları da ilgililere duyurmak zorundayız. Sürekli toplantılar alıyoruz, sürekli kendimizi de geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. İşte mesela başka ülkeler bunu nasıl çözüyor? Çünkü dirençli kent diye bir kavram var artık dünyada. Bu psikolojiden tutun da sosyolojik olarak, fiziksel olarak her şeyi kapsıyor. Bizim kurulmamızdaki amaç da biz normal buradaki vatandaşlarız, burada yaşayan vatandaşlarız. Ve biz bu sorunları görüyoruz, tespit ediyoruz ve bunu da bir örgütlü bir şekilde topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Bakarsanız insanla çok ilgili, bu şehirdeki bir ağaç da çok değerli bizim için. Bu şehirdeki yaşayan sokak kedileri, sokak hayvanları da çok değerli bizim için. Yaşlıların düşünülmesi, her yaşta insanların bu kentte daha sağlıklı bir şekilde yaşaması için elinizden geleni yapacağız. Çok geniş bir konu olduğu için öncelikle bir bendivahi ile ilgili bir çalışma yaptık. Oradaki çünkü balıklar orada yaşıyor aynı şekilde. Bu sene balık göçü mesela balıkların çok fazla ölmesine sebep oldu. Yani onlar oraya bıraktıkları yumurtaları, van balıkları oraya bıraktığı yumurtaları geri alamadılar. Yani o şehir yine Van Gölü'ne karışamadı mesela. Çünkü kurudu. Şurada şöyle bir yani dediğim liyakatsızlık buradan geliyor. Şimdi sen önemli bir hatta bu turizmin de bir şeyi ters düzen balıklar değil mi? Bütün dünyada bu konuşuldu da o dönemde. Ve hatta onunla ilgili şenlik yapılıyor. Özel bir alan var. Hani insanlar o balıkların göçünü izlemeye gidiyorlar. Bu çok önemli bir doğa faaliyeti. Şimdi bu oraya akan, onların o üredikleri dere, büyük bir dere, bendimahi çayının gidip sulama alanlarına veriyorlar. Şimdi bunu devlet su işleri bunu böyle yapmamalı. Şimdi burada balıkçılık da önemli bir
yaşam kaynağı yani. Aynı zamanda geçim kaynağı. Şimdi oradaki balıkçılığı sen düşünme. Balıkları düşünme. Oranın ekolojik dengesini düşünmeyip o çayın suyunu devlet su işleri tarım arazilerine dağıtırsa ne oluyor burada? Van Gölü kuruyor, çay kuruyor ve balıklar ölüyor. Yani ilgili kişilerin bu konuda yetkili kişilerin yetkin olmaması ciddi bir sorun. Liyakatlı olmaması ciddi bir sorun. Bir yandan tarım arazilerine fayda sağlayacağım derken başka yerden Van Gölü'nü kurutuyorsun, çayı kurutuyorsun ve balıkları öldürüyorsun. Yani ciddi bir sorun var yani. Bunu uygulayıcılarda ciddi bir sorun var.